Merhaba arkadaşlar. 10. ünitenin ilk konusuyla dersimize başlamak istiyorum. İlk önce konuyu işleyeceğim, daha sonra ünitemizdeki diğer bölümlere bakacağım. Evet, ilk önce Ken ve Could'la başlıyoruz. Bu aslında bize oldukça tanıdık gelen iki tane yapımız, Ken ve Could. Ken'i bildiğiniz gibi birçok anlamda, birçok farklı şekilde kullanabiliyoruz ve Could da aynı şekilde. Burada ilk önce eski kullanımları genel olarak bir tekrar edeceğiz. Daha sonra da ünitemizde gösterilen yeni olan kullanımlarına da bakacağız. Aslında Ken ve Could için çok yeni bir şeyden bahsedemeyeceğiz ünitede. Çünkü daha önceden derslerimizde genel olarak geniş bir şekilde kullanım alanlarından bahsetmiştik. O yüzden bir tekrar niteliğinde olacak. Ama burada diğer farklı yapılar da var. Onları da dahil edeceğiz olaya. Şimdi burada ilk önce Ken'de başlayalım. Burada iki tane bir örneğimiz var. I can play the piano demiş. Burada hatırladığımız, bildiğimiz gibi daha önceden işlediğimiz için kolaylıkla hatırlayabiliriz. Ken yapısını birçok farklı şekilde kullanabiliyorduk. Yani farklı anlama gelecek şekilde. Birincisi ilk başta ki buradaki örnekte de gösterdiği şekilde yetenek olarak kullanıyorduk. Burada da I can play the piano dediği, yani piyano çalabiliyorum şeklinde yeteneklerden bahsederken kullanabiliyorduk. Onun dışında Ken'i nerede kullanıyorduk? Hemen hızlıca hatırlarsak olasılıklardan bahsederken kullanıyorduk. Değil mi? İzin isterken kullanıyorduk. Ricalarda kullanıyorduk. Ve tabii diğer alternatiflerimiz de var. Şimdi bakacağız. Burada kendi cümleyi yaparken, tabi olumsuz da bunun can, burada gördüğümüz gibi veya uzun hali cannot şeklinde burada belirtiyoruz. Fakat dikkat edeceğimiz nokta cannot'ı ayırmadan, yani not'ı can'den ayırmadan bitişik olarak kullanacaktık. Bu noktaya dikkat edelim uzun halde yazarken. Şahıslarımızda hepsinde can ve can't olarak zaten arkasında olumlu ya da olumsuz şekilde kullanıyoruz ve arkasında da aksiyon fiilleri kullanıyorduk. Do, play, see, come gibi fiillerimiz zaten yalın halde, herhangi bir eklemiyoruz ya da farklı bir forma dönüşmüyorlar. Soru yaparken de şu yan tabloda gördüğümüz gibi can'i veya diğer kullandığımız yapılar ne varsa cümlenin başına çektiğimizde sonra şahıs, sonra da yine fiilleri koyduğumuzda zaten soru olmuş oluyor hepimizin bildiği şekilde. Yan tarafta da şurada bakarsak, şuradaki resimde de could you open the door please şeklinde söylemiş. Can yerine could kullanmış. Can kullansak olur muydu? Olurdu tabii ki de. Fakat aradaki fark neydi? Could, can'in burada daha resmi hali, daha kibar hali. Tabii could'un farklı kullanımları da var can gibi. Burada peki hangi anlamda kullanılmış could? Tabii ki de karşı taraftan bir şey yaptırmayı istediğimizde. Could you open the door? Kapıyı açabilir misin? Şeklinde, yani karşıdan bir ricada bulunuyoruz. Bizim için bir şey yapmasını. Could kullanmışız. Could kullanmamızın sebebi dediğimiz gibi daha kibar olmak, daha resmi olmak. Can olabilir miydi? Olurdu. Bir arkadaşımızla konuşuyorsak can you open door diyebiliriz tabii ki de. Evet, şimdi devam edersek şuradaki diğer örneklerimize. I can play the piano dediğimizde. Tabii burada can, could veya diğer yapılarda da hangi anlama geleceğini nasıl anlıyorduk? Daima cümlenin anlamına bakarak, oradaki bağlamı anlayarak tabii ki de. Oradaki mesaj neyse onu doğru anladığımızda o yapının bize verdiği anlamı da zaten otomatikman anlamış oluyoruz. I can play the piano dediğimizde piyano çalabiliyorum. Yani burada bir yetenekten bahsediyoruz. My brother can play the piano too. Kardeşim de piyano çalabiliyor. Değil mi? Yine çalabiliyor diyorum. Neden? Çünkü yani yetenekten bahsediyor. Bunu yapabiliyor şeklinde. Sarah can speak Italian. Değil mi? İtalyanca konuşabilir şeklinde söylüyor, düşünüyorum, çeviriyorum Türkçe'ye. But she can't speak Spanish. İspanyolca konuşamaz. Burada da ne var yine? Can't yaparak, olumsuz yaparak olumsuz bir yetenekten bahsediyoruz. Yani aslında yapamadığımız, yeteneğimizin olmadığını veya öyle bir imkanımızın olmadığından bahsediyoruz.
Can cümlenin başına geldi mi biliyorsunuz. Diğer yapılarda da olduğu gibi soruyu çeviriyor. Can you swim? Değil mi? Yüzebilir misin? Yine bir yetenek sorusu. Bu kısımda yeteneklerden bahsediyoruz. Burada diğer örnekler de var. Bakabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer kullanıma. C bölümünde ne anlatmış bize? For the past, yani geçmiş için kullandığımız şey. Mesela yesterday, last week gibi ifadeleri kullandığımızda ne yapacağız? Biliyorsunuz bu ifadeleri kullandığımızda fiilleri de çekime uğratıyorduk. Hatırlarsanız değil mi? İkinci hali diye söylüyorduk hatta fiillerin. Düzensiz, düzenli fiiller diye ayırmıştık. Dolayısıyla burada da can ifadesi de çekime uğruyordu. Dolayısıyla bu da can ifadesinin çekime uğramış hali could olacaktı. Tabi burada could olarak veya olumsuzsa couldn't olarak kullanacaktık. Can ifadesi bize şu anı anlatırdı. Could ifadesi ise geçmişi anlatıyordu. Tabii ki de yine aklımızda tutalım. Could ifadesi sadece geçmişi anlatmaz. Mesela şuradaki örnekte could you open the door? Şu anda bir ricadan bahsediyoruz. Karşı taraftan yapılması gereken bir şeyden bahsediyoruz. Ve kibar olmamız gerektiği için could kullanıyoruz. Resmi olalım diye. Yani burada bir geçmişlik söz konusu değil mesela. Dolayısıyla daima bu tür yapıları kullanırken, can, could gibi yapıları kullanırken her zaman geçmiş şu an olarak değil de bağlama bakmak gerekiyor. O hangi anda söyleniyor, ne amaçla söyleniyor onlar bizim için daha önemli ki anlamı o şekilde anlayabiliriz. Ha, aynı zamanda could'u tabii geçmiş için de kullanıyoruz. Yani ortam, durum, burada mesela yesterday gibi, last week gibi ifadeler içeriyorsa cümlelerimiz, dolayısıyla bu sefer could kullanacağım ama bu could rica anlamında değil bu sefer tabii ki de. Ne anlamda olacak? Geçmişi anlattığımızda, geçmişte olan bir yetenekten bahsettiğimizi anlatacağız tabii ki de. Burada mesela when I was young, gençken, değil mi? Ben gençken, bakın burada was ifadesini kullanıyorum. When I was young, ben şu an genç değilim artık, yaşlanmışım, değil mi? Bunu anlıyorum. I am young demiyorum, I was young. Geçmişi anlattığıma göre devamında da can değil, could kullanıyorum. Buradaki could, bakın bu cümle geçmişte olduğu için bunun da geçmiş olduğunu, geçmişte hızlı koşabildiğimi anlatıyorum bu cümlede. I could run very fast. Değil mi? Hızlıca koşabilirdim. Şu an ne hızlı koşabiliyorum ne de gencim. Değil mi? Verdiği mesaj budur. Before Maria came to the United States. Bakın before Maria came to the United States. Came diyor. Bakın come değil. Came. Came. Come fiilinin çekimli haliydi. Geçmişte olduğunu anlatıyorduk. Gelmeden önce diyor değil mi? Maria Amerika'ya gelmeden önce, before, önce, she couldn't understand much English. Bakın, couldn't understand much English. Çok İngilizce anlayamıyordu. Değil mi? Geçmişten bahsediyoruz. Amerika'ya gelmeden önce çok İngilizce anlayamıyordu. Ama şimdi anlıyor. Anlamı vermiş oluyor. Now, bakın cümlede bu sefer now diyorum. Dolayısıyla devamında da she can understand everything. Her şeyi anlayabiliyor. Değil mi? Geçmiş olduğu zaman could dedim. Şu an olduğu için can dedim. Bakın yapıları böyle değiştiriyorum. I was tired last night. Dün gece çok tired, yorgundum. But I couldn't sleep. Uyuyamadım. Dün geceden bahsediyorum. Dolayısıyla couldn't sleep. Değil mi? Olumsuz bir durum. Uyuyamadım. I had, sahiptim, a party last week. Geçen hafta bir partiye sahiptim. Yani bir parti verdim deriz biz. But Paul and Rachel couldn't come. Paul ve Rachel gelemedi. Değil mi? Geçmişten bahsediyorum. Dolayısıyla couldn't come. Evet, burada da geçmiş olduğu için could kullandım. Dediğimiz gibi yine aynı yere geleceğiz. Her zaman her örnek cümleden sonra aynı şeyi söylüyoruz ama bu tür yapılarda sadece zaman odaklı gitmeyeceğiz. Bağlama bakıyoruz, anlama bakıyoruz, ona göre karar veriyoruz hangi anlam verdiğine. Şimdi D bölümünde ki bizim bu 10. ünite bu konu üzerine buradaki
açı üzerine diyelim odaklanmış durumda. Diğer çünkü can kodları biliyoruz. Burada soru formları üzerinde konuşacağız. Şimdi buradaki soru formlarında bakarsak zaten soruları biliyoruz. Can'ler, could'lar cümlenin başına geldiği zaman soru oluyor. Zaten bunu biliyoruz ama burada da sorularda da yine anlamımız yani mesaj ne amaçla o soruyu sorduğumuz değişebiliyor biliyorsunuz. Bunlara bakacağız. Şimdi demiş ki burada we use can you or could you when we ask people to do things. İnsanlardan bir şey yapmasını isteyeceğimizde biz bu yapıları kullanıyoruz. Can you ya da could you? Mesela can you open the door please? Değil mi? Kapıyı açabilir misiniz? Veya bunu daha resmi yapacaksak could you open the door please şeklinde yapıyoruz. Dikkat edelim bakın burada şu andan bahsediyoruz. Bir geçmiş olarak düşünemeyiz buradaki could'u. Yani can'in buradaki can ile could aslında aynı şey ama tek farkı nedir? Could olduğunda daha resmi, daha kibar olmuş oluyoruz. Can you wait a minute please? Bir dakika bekleyebilir misin? Mesela bunu arkadaşına söylüyorsun ama daha resmi olmamız gerektiğinde ne diyeceğiz? Could you wait a minute please? Şeklinde değiştirmem gerekiyor. Evet, ikinci kullanımda bakarsak da burada dikkat edin, bakın öznemiz you, can you diye soruyoruz, değil mi? Ya da could you diyoruz. Yani karşıdan, karşı taraftan bir şey istiyoruz. Karşımızdaki insanın bir şey yapmasını istiyoruz. Burada bakın can I veya could I şeklinde yaptığımızda öznemiz yani burada şahıs biz olduğumuzda ben diye soruyu sorduğumda o zaman verdiğimiz anlam nedir? Ask for something yani bir şey istiyoruz. Ask for istemek demek. Bir şey istiyoruz. Biz yani izin istemek anlamında. Bir şey yapmak için izin istiyoruz. Müsaade etmesini istiyoruz. Mesela in a store demiş bir mağazada bir soru geçiyor. Can I have change for a dollar please? Şimdi burada can I have ben, I, can I have change for a dollar please? 1 dolar change. Change neydi? Değiştirmek diyeceksiniz ama burada fiil değil. Fiilimiz çünkü burada have. Değil mi? Fiiller direkt şahıstan sonra geliyordu. Şahısımız burada I. Dolayısıyla hemen arkada gelen şey fiil olacak. Bu artık fiilimiz değil. İki fiil yan yana gelmez. Buradaki change hatırlarsanız diğer önceki ünitelerde bahsetmiştik. Bozuk para demekti. Ya da para üstü anlamına da geliyordu. Can I have change for a dollar please dediği yani burada 1 doları bozuk para olarak alabilir miyim anlamında kullanmış oldu. Or ya da tabii bunu resmi yapacaksak could I have change for a dollar please şeklinde sorabiliriz. Can I ya da could I sorusuyla yaptığımızda bir de şu anlama gelebiliyormuş. Is it okay to do something? Is it okay? Yani bir şey yapmak okay midir? Yani uygun mudur? Herhangi problem olur mu? Anlamına da gelebiliyormuş. Can I ve could I soruları. Mesela bir örneğe bakalım. Tom, can I borrow your umbrella? Can I borrow your umbrella? Borrow ödünç almaktı. Şemsiyeni ödünç alabilir miyim? Değil mi? Burada Tom arkadaşı can I demiş çünkü gayet samimi olarak bir dil kullanmış. Şimdi karşı taraftan aslında biz yine şuradaki kullanımla aynı şey. Ask for something yapıyoruz. Bir şey istiyoruz yani. Karşıdan bir izin istiyoruz. Müsaade etmesini istiyoruz. Şemsiyeni alabilir miyim? Ödünç alabilir miyim? Ya da bunu tabi resmi olacaksa could I borrow your umbrella şeklinde söyleriz. Ya da telefonda hello can I speak to Gary please? Gary ile konuşabilir miyim? Yine karşıdan bir ricada bulunuyoruz, bir istekte bulunuyoruz. Ya da could I speak diye tabi resmi olmak gerekiyorsa söyleriz. Evet, bu şekilde soru yapılarımız var ve dikkat edin
karşıya mı soruyoruz? Could you, can you mu diyoruz? Ya da can I, could I olarak mı söylüyoruz? Ona göre bakın sorularda verdiğimiz anlam değişiyor. Ve dikkat edin bu şuradaki neredeydi o? Ha, C bölümündeki yesterday, last week gibi ifade kullanırsak zaten cümleyi geçmişe taşımış oluyoruz. Dolayısıyla tek seçeneğimiz could olacak. Hem sorusunda hem düz cümlesinde veya olumsuz yaparsak couldn't. Değil mi? Çünkü burada geçmişe taşıma durumu var. Ama normal olarak şu andan bahsederken de could, can'in daha resmi hali olmuş oluyor. Evet, bir de şuradaki diğer örneklere bakalım. Ve başka bir iki yapı daha ekleyeceğiz. Burada can, could, I, bir de may I yapısı ekleyeceğiz burada sorularımızın içine. Can, could, you şeklinde yine başlık olarak burada yazıyor. Dikkat edin, can, could, I, can, could, you, yani hem kendi adımıza bir şey sorarken, yani bu izin isteme oluyor, ya da karşı tarafa you diye sorduğumuzda karşıdan bir şey isterken can, could, you diye yine soruyoruz. Ama dikkat edin, yeni yapımızda may I şeklinde var. Yani may you diye soru soramıyorum. Yani sadece kendim için may I öznesiyle kullanıyorum. Bakın buna dikkat edin. Kendim için kullanacağım bu yapıyı. Kullanım olarak yine gördüğünüz gibi can, may, could soru soracağım için en başta gelecek. Yine şahısların burada ve arkasına mesela wait fiili kullanmış. Hangi fiili kullanacaksam ona göre geliyor. Fiiller zaten yalın. Herhangi bir şey eklemiyoruz. Hemen örneklere geçiyorum. Şöyle yakınlaştırayım biraz daha. Mesela şuradaki resme bakarsak. Can we have the menu please demiş. Arkadaş ortamı değil mi? Oldukça samimi. Buradaki garsona soruyor. Can we have the menu please? Değil mi? Menüyü alabilir miyiz? Şeklinde. Karşıdan bir şey yapmasını istiyor. Ama dikkat edin, şahsımız V burada. Bakın I değil. Neden V? Çünkü burada iki kişi var. İki kişi adına ortak olarak konuşuyorum. Yani tek başına bir şey istemiyor burada. İki kişi için istiyor. O yüzden biz olarak, çoğul olarak yapıyoruz. Resmi olacaksak could tabi kullanırım. Could we have two tickets please? İki bilet alabilir miyiz? Biz ikimiz için değil mi? We diyorum çünkü. Ya da teksem tabi I diyeceğim. Can I have some sugar? Değil mi? Biraz şeker alabilir miyim? Şeklinde sorularımı yapıyorum. Devam edersek. Can I borrow your bicycle please? Demiş. Yine soruyor. Bisikletini ödünç alabilir miyim? Değil mi? Tek başımayım. Benim yanımda biri yok. I kendim için istiyorum. Yine aynı şekilde karşıdan izin istiyoruz. Bildiğimiz gibi farklı bir durum yok burada. Şurada yan tarafa doğru şimdi geçelim. Could we look at your map please? Bakın bu sefer de burada we demiş. Yani en az ben iki kişiyim veya daha fazla 3, 4, 5 artık kaç kişiysek. Yani yalnız değilim burada biz dediğim için. Could we look at your map please? Değil mi? Haritanıza, map harita. Sizin haritanıza bakabilir miyiz? Bakın could resmi daha kibar. Can I borrow your tennis racket please? Değil mi? Ödünç alabilir miyim? Borrow ödünç almakta. Tenis raketini ödünç alabilir miyim? Şeklinde. We use can or may to give permission diyor. Permission neydi? İzin demekti. İzin verirken kullanabiliyoruz. Yani karşı tarafa bir şey yapması için biz izin verirken, o sormadan, karşı taraf bizden izin almadan biz söylüyoruz. Şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin gibi. Örneğe bakarsak, you can leave your bag here. You can leave your bag here. Çantanı burada, here, değil mi? Burada bırakabilirsin. Leave, bırakmak, ayrılmaktı. Burada bir nesne ayrılamaz tabii. Biz onu bırakırız.
Buraya çantanı bırakabilirsin. You can leave. Can yerine yine daha resmi olmam gerekiyorsa may diyebilirim. You may leave your bag here şeklinde. Peki burada could olmaz mı derseniz, you could leave your bag here olmaz. Yani olabilir tabii ki de ama buradaki anlamı eğer could yazarsak permission anlamına gelmez. Yani izin vermek anlamına gelmez. Dolayısıyla buradaki can ve could'u şu başlıklarda da bakın dikkat ederseniz. Bu arada pilimiz azalıyormuş, şarj hemen takalım. Can ve could birbirine eş olarak dedik ama bakın can, could, I ya da can, could, you şeklinde yani soru cümlesi yaparken birbirine eş olarak söyledik. Could, can'in resmi halidir dedik. Bakın burada düz cümle var. Dikkat edin, soru cümlesi sormuyor karşı taraf. Karşı taraf bizden bir şey istemeden biz direkt ona izin veriyoruz. Dolayısıyla düz cümle söylediğimiz, yani düz cümle kurduğumuz için can ve may bu sefer burada birbirinin eş anlamlısı oluyor. Hangi durumda? Permission verirken, yani izin verirken, dikkat edin. Biz karşı tarafa bir şey yapması hakkında izin verirken, düz cümle de tabii yapacağız. Çantanı burada bırakabilirsin diyorum. Düz cümle olarak söylüyorum. Bu sefer can ve may kullanıyoruz. Dikkat. May daha resmi halidir. You can leave your bag here ya da you may leave your bag here. Çantanı burada bırakabilirsin şeklinde. Ya da mesela birisi dışarı çıkmak istiyor. Diyoruz ki çıkabilirsin dışarı. You can go out. Değil mi? Dışarı çıkabilirsin. Veya you may go out da diyebilirim. Daha kibar olmam gerekiyorsa çıkabilirsiniz anlamında. Hani izin verirken düz cümle olarak söylüyorum. Şimdi buradaki kullanıma bakalım. Demiş ki, if we talk about what is allowed in general rather than a particular person, we can use can. Ha. Eğer genel olarak, genel kurallardan bahsediliyorsa, özel olarak, kişisel olarak bir izin değil de genel olarak yasallaşmış bir izinler varsa mesela, ya da genel geçer gerçeklerden bahsederken şunun yapılması uygundur, izin verilir gibi böyle genel bir cümle kuracaksam bu sefer can kullanmamız gerekir diyor. Mesela örneğe bakarsak, people can drive on the roads when they are 17. People can drive on the roads when they are 17. 17 yaşında olduklarında, değil mi? When olduğu zaman insanlar 17 yaşına geldiklerinde yollarda araba sürebilir. Drive, araba sürmekti. Değil mi? Bu illa burada car demesine gerek yok. Drive fiili zaten bize o anlamı veriyor. People can drive, araba sürebilirler yollarda. Yani trafiğe çıkabilirler 17 yaşına geldiklerinde. Bu ne var? Ne diyor yani buradaki anlam? Resmi olarak bir yasallaşmış durum var. 17 yaşındaysa insanlar trafiğe çıkabilir. Bunun izni vardır anlamı vermiş oluyor. Bu durumda can kullanıyoruz, may kullanmıyoruz. Burada ondan bahsetmiş. Ya da official notices often use may diyor. Resmi olarak official dediği resmi notice dediği nedir? Uyarılar diyelim. Resmi uyarılarda may sözcüğünü görürsünüz. Tabelalarda mesela yazarken. Bags may be left here. Çantalar buraya bırakılabilir şeklinde. Mesela diyelim ki spor salonuna gidiyorsunuz, eşyalarınızı bırakacağınız yer var, orada bir duvarda yazı var mesela, işte bir tabela yazı, çantalarınız buraya bırakılabilir gibi düşünün. Öyle bir durumda mesela may kullanılabilir, can de kullanılabilir ama tabii resmi olduğu için may burada daha uygun. Bu şekilde küçük böyle daha detayları da vermiş. Dolayısıyla yani şuradaki you can leave your bag cümlesi vardı ya, izin verirken can ve may kullanırız düz cümlede dedik. Hani onlarla aslında paralel bir şey. Şimdi gelelim dördüncü kullanım, evet. Burada soru formatına geldik yine. Bakın can you, could you şeklinde ve would you da var bakın aynı şekilde. Ama may you yok.
Hatırlarsanız en başta şurada çıkarsak yukarı başlıkta may I var, may you yok demiştim ilk başta. Şöyle ha. Ne zaman kullanıyormuşuz bunu? Can you, could you, would you da bakın var ama may you yok. Sadece may I diyorduk. Ama may you demiyoruz. When we ask someone, neydi someone? Birisi, değil mi? When we ask someone to do something. Birisinden bir şey yapmamızı istediğimizde can you, could you, would you, zaten you'la diyecektik. Karşı taraftan bir şey istiyorsak soruyoruz. Ama may you diye bir yapımız yok. Sadece may I var. Yani kendimiz için bir şey isterken may I diyoruz. May you demiyoruz. Fakat şuraya tekrar döneyim. Düz cümle olursa, bakın bunlar soru cümlesi. Düz cümlede izin verirken you can, you may diyebiliriz. Bunlarda sıkıntı yok. Okay. Sorularda sadece may you demiyoruz. Bir de ne demiş devamında? Could ve would ifadeleri more formal'dır, daha resmidir ve polite'dır. Demek ki kibardır. Neye göre? Can'e göre. Tabii ki daha kibar ve resmidir. Zaten biliyoruz. Buna would da dahil bakın. Yeni olarak, yeni yapı olarak. Can, could, would, değil mi? Artı sadece you şahsı. Çünkü karşıdan bir şey isteyeceğiz. Ve arkasında da help demiş mesela burada. Fiilimizi getiriyoruz yalın halde. Mesela could you buy me a newspaper? Karşı taraftan bir şey isteyeceğiz. Bakın gayet resmi could kullandığı için. Ha burada would da olur, can da olur. Artık ortama göre değişir tabii ki de. Bana bir gazete alabilir misin diye karşı taraftan bir istekte bulunuyorum. Burada bakın dışarı çıkıyor. Could you buy me a newspaper demiş. Bir diyalog var mesela. I'm cold. Üşüdüm. Can you close the window? Camı kapatabilir misin? Pencereyi kapatır mısın? Bakın samimi oldukları için burada. Can demiş. Resmiyete gerek yok. Ama yes of course diyor karşısında. Veya resmi olursa ne derdi? Could you close ya da would you close şeklinde kullanabilir. Ama may you close der mi? Diyemez. Çünkü may you'la kullanılmıyor soru cümlesi şeklinde olursa. Bakın dikkat. Düz cümle olursa kullanırız ama soru cümlesinde may you diye kullanmıyoruz. Sadece may I olarak kullanıyoruz. Evet. Şimdi kitabımıza dönersek şurada diyaloglarımız var ama diyaloglara gelmeden bakın burada da küçük bir not var. Burada can I, can you, could I, could you, may I, will you, would you şeklinde sorularımızı yapıyoruz. Bunların ortak amacı nedir? Tabii ki de polite requests, kibar olarak request, ricalarda bulunmak ve ask for a favor, karşıdan bir iyilik istemek, bir şey yapmasını istemek bizim için. Yine dikkat edelim şahıslara. Bakın can I, can you, could I, could you kullanabiliyorum. May de sadece kendim için de may I, may you yok soru formatı olduğu için. Will you ya da would you şeklinde soruyorum. Could ve would tabii ki de kibardır. Can ve will'dan demiş. Dolayısıyla şöyle de aslında düşünebiliriz daha kestirme olarak. Can ve could birbirinin kardeşi. Will ve would da birbirinin kardeşi olarak düşünebiliriz. May tek başına kalıyor burada. Could, can'in daha resmi, daha kibar hali. Would ise will'in daha kibar ve resmi hali gibi düşünebiliriz. May dediğimiz gibi soru formatında tek başına may I olarak kalıyor.